بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. geçen أفتى ماية سورة سن ٢٤ آيات 43. 44. ayet 43 değil 44. ayetini okumuştuk bu hafta da tekrar aynı ayet üzerinde duracağız Allah nasip ederse bu ayet Allahü Teala şöyle buyuruyor inna enzelne tevrate fiyha huden ve nur biz Tevrat'ı indirdik. İçerisinde bir rehber var nur var. Mesela şimdi şu bina içerisinde bir sürü alet edevat var. Bir de aydınlık var değil mi yani? Bizi aydınlatıyor. Nur var. Tevrat'ın içerisindeki o hikmetleri gösteriyor. Aydınlatıcı. Yani biliyorsunuz bütün ilahi kitaplar aynı zamanda hikmeti de içerir. Hikmet de doğru çözümler anlamına geliyor. Yahkumu <laughs> bihen nebiyyun ellezine eslemu kendilerini Allah'a teslim etmiş olan nebiler onunla hüküm verirler. Tevrat'la hüküm verirler. Evet. Tevrat'ın içerisindeki ayetlerle hüküm verirler. Kime? Lillezine hadu Yahudilere. Tabi dünyada sadece Yahudiler yaşamıyor. Dünyanın her yerinde insan yaşıyor. Allah-u Teala dünyanın her yerine de Nebi göndermiş. Onların kitapları başka. Rabbaniyon vel ahbar Şabbani'ler kendilerini Rabbe vermiş. Yani hayatlarının merkezine Allah'ın emir ve yasaklarını koymuş. Hep onları dikkate alarak yaşayan kişiler vel ahbar ve de iz bırakan kimseler, ilim adamları. Onlar da onunla hükmederler. Bir mestuhfizu min kitabillah Allah'ın kitabından hafızalarında korunması istenenle yani zihniniz şunları zihninize iyice yerleştirin. Unutmayın. Ona göre hareket edin denen kısımlarla. Ki zaten kitabın tamamı bu özelliktedir. Ve kânu Ali Hüsûheda bunlar, bu kitabın rehberliğine, kitabın aydınlatılacağına şahit, bir de kendi davranışlarıyla da insanlara örnek olurlar. فَلَا şuvun nasevak şuvuniye ve onlara hep şu söyleniyor: İnsanlardan değil benden kork. Çünkü insanlar doğrulardan değil menfaatlerinden yanadır bir şey menfaatine ters düştü mü hiçbir şeyi gözü görmez. Ama yanlış yaptığını bilen kişi de çok korkak olur. Dolayısıyla onlardan korkmayın diyor benden korkun. Ve la teşteru bi ayati semnen kalile ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Yani ayette şu ayeti söyleme işte şu, şu hükmü verme, şunu okuma, şunu şöyle yapma derler. Niye? Karşılığında az bir bedel almak için. Bunu da yapmayın diyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse فَوْلَا يَكُمُ الْكَافِرُونَ Onlar kafirlerdir. Şimdi bugün asıl üzerinde duracağımız kısım bu Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesi. Şimdi bu ayetleri okurken şu aklıma geldi. Biz 1976 İstanbul Müftülüğünde vazifeye başladık. İşte fetva işleri kısa sürede bize devredildi. Bana dendi ki sadece ibadet ve ahlak konularında fetva ver. Diğer konularda fetva verirsen işte bugünkü yasalarla çelişir. Bunlar yasaktır falan. Biz de tabi ne sorulduysa onunla ilgili fetvalar verdik. <laughs> Sonra Süleymaniye Camii'nde cuma vaazları yap yaparken eskiden bilirsiniz bir ceza kanunu vardı maddesi. bir Allah desen 16 yıl ağır cezaya çarptırabilirdi mahkeme. Sadece Allah dediğin için. Çünkü çok şey vardı yani yorumu açık bir hükmü vardı. Orada da vaaz ederken hep haftalık siyasi olayları dikkate alırdım. İster ekonomik ister sosyal olsun ve kürsüden inerken derdim ki herhalde bir 16 yılı hak ettik. Her de her inişimde öyle derdim. <laughs> Bak şimdi Allah bir tane burada bu ayeti diyor ya insanlardan değil benden korkun. Öyle olunca Hakikaten hiç kimse herhangi bir şey sormadı yani. Çünkü söylediğinin doğru olduğunu herkes biliyor. Allahü Teala da yardım etti mi herhangi bir şey olmuyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir garantisi. İnsanlardan değil benden korkun diyor. Allah kişiyi çok iyi bir şekilde korur. Elhamdülillah. Biz Allahü Teala'nın korunmasını herhalde en iyi hissedenlerdeniz. Şimdi bugünkü derse girmeden geçen hafta yaptığımız dersle ilgili birkaç tane soru sorayım. Geçen hafta Tevrat'ı anlatmıştık. Tevrat kime inmişti? Kime? İsa Aleyhisselam da dahil. Yani Tevrat Musa'ya değil. Tabi Musa Aleyhisselam da onunla hüküm vermiş ama Yusuf Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar bütün nebiler onunla hüküm vermişler. Peki Zebur neydi? Zebur da Tevrat'ın içerisinde olan küçük bir bölüm yani. Zaten Burada geçen hafta Vedat da hem Tevrat'tan okudu hem de onunla ilgili yazıları okudu. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Tevrat'la Tevrat'ta anlatılan Tevrat ne yaptı? Birebir uydu. İşte şimdi bunlara çok dikkat edin. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kendilerini Müslüman gösteriyorlardı. Hepsi değil tabi. Bazıları. Bunu şeyde Bakara suresinde Allahü Teala bize bildiriyor. Mesela şey e, ha, diyor ki hatta 75. ayetten başlayayım Bakara'nın. Diyor ki Efe, tat, e, efe tatma'une en nemiru lekum. Yani siz bu Yahudilerin size inanıp güveneceğini güvenmesini mi güvenmesini bekliyorsunuz? Waqad kana fariqukum minhum yasma'una kelam Allah. Onların bir grubu Allah'ın kelamını gelir dinler. Kur'an-ı Kerim'i dinler. Summa yuharifunahu min ba'di ma aqalu. anladıktan sonra tahrif ederler. Allah'ın kelamını. Tarif etmek neydi? Anlam kayması yapmak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Tevrat Musa'ya inmiştir diye bir ifade var mı? Yok. Olmadığı halde Musa'ya Tevrat inmiştir demek bir tarif değil mi? Yani Kur'an'da olmayan şeyi Kur'an'daki gibi gösterip bir anlam kayması yaptırıyorsunuz. Tamam Musa onunla hükmetmiş şüphesiz. Allah Musa'ya kitap vermiş onda da şüphe yok. Ama o şekilde yapıyor. Ve hum ya'lemun ve bile bile bunu yaparlar. Bakın. Kitabı anlıyorlar. Kavruyorlar. Ondan sonra anlam kayması yaptırıyorlar esas şuna da dikkat edin. Ve idâ le kullezîne âmenû Müminlerle karşılaştıkları zaman âmennâ derler. Âmennâ. Yani ne demek? Biz de inandık. Biz de Müslümanız. İnanıyoruz. Bunu söyleyen kim? Yahudiler. Ve دخل بعضهم الى بعض birbirleriyle baş başa kaldığı zaman kaldıkları zaman galu etu hadisune bima fataha Yani Allah'ın size açtığı bir şeyi onlara söylüyor musunuz? Tamam bunlar doğru yolda güzel. Ama ya şimdi ne gerek vardı ki biz de inandık dediniz onlara? Onlara bunu söylemenin bir anlamı var mı? yuhacukum bihi inde rabbikum. Rabbinizin yanında gelecek bununla delil getireceklerdir. Ya Rabbi diyecekler bunlar bize Müslüman olduklarını söylediler ama değillermiş. Yahudilermiş. Sanki Allah bilmiyor. Bakın Allah'la da oyun oynadıklarını zannediyorlar görüyor musunuz? Efela ta'kulun aklınızı kullanmaz mısınız? Sonra Allahü Teala diyor ki: "Ve la ya'lemun ma yusirrun ve ma yu'lun." Bunlar bilmiyor mu? Allah onların içlerinde olan bilir. Aşağı vurduklarını da. Ama böyle yapıyorlar. Şimdi şuraya bakın. Resulullah zamanında Kur'an ayetlerini anlıyor, tahrif ediyorlar. Müslümanlara geliyor. Biz Müslümanız diyorlar. Peki o zaman bu tür Yahudiler vardı. Daha sonra Yahudiler sahneden mi çekildiler? Bugün yok mu? Ve bugün onların kullandıkları binlerce milletin İslam alimi gördüğü kişiler yok mu? İşte neler çektiğimizi görüyorsunuz onlarda. Şimdi şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın bütün eee Yusuf Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arasındaki bütün nebiler tarafından uygulanan kitap olduğunu söylem söylenmesini mi isterler yoksa Tevrat'a aykırı olarak bir bilgi olmasını mı isterler hangisini isterler? Tevrat'a ters bir şey olsun isterler değil mi? Çünkü Kur'an Tevrat'ı tasdik ettiği an Yahudilerin görevi ne? Kur'an'a inanmak. Onun için bak işte kardeşim, bu adam cahil. Tevrat Musa'ya inmişmiş. Ya bırak Allah'ını seversin. Şimdi şeylerde fakültelerde bu dinler tarihi dersini veren hocalar ya Kur'an'da Tevrat Musa'ya inmiş diyorlar ama bakmıyorlar ki Kur'an. Çünkü onların da Kur'an bilgisi yok ki. Onlar da Batı'da yetişiyorlar genellikle. ya Ama Tevrat öyle değil işte. Sadece Musa'ya değil diğer Nebiler'e de indirilmiştir. Öyle deyince ne oluyor? Kur'an'la Tevrat arasında ilişki kesildi mi? O zaman bir Yahudi bu, bu, bu kitaba inanmak zorunda kalır mı? Bak. Efendim? İlişki koparılıyor. İlişkinin koparılmasından kim kar ediyor? Yahudi uleması. Sıradan Yahudi değil. Sıradan sıradan Yahudinin bir şeyi olmaz ki. Bir zararı olmaz ondan. Ya yani o hatta ondan çoğusu ya keşke şu kitap gelse de bir inansak, nebi gelse de bir inansak diye bekliyor olabilir yani. Dolayısıyla çok dikkat edelim. Mesela yine sık sık tekrarladığımız bir şey var. Yeni tasdik konusu. Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarındandır. Peki bizim mevcut kitaplarda hiç tasdik diye bir şey kaldı mı? Yani Kur'an-ı Kerim'de olmasına rağmen kendinden önce kitapları tasdik etmiştir denmesine rağmen ne deniyor? Tahrif deniyor değil mi? Tahrif olduğunu söyler deniyor. Ya bu ne biçim bir şey kardeşim? E tabii ki sen bunu böyle dersen o zaman Yahudi'de, Hıristiyan'da Tevrat'ın da İncil'in de orijinalini ne yapar saklar göstermez. Ama tasdikle gelirsen yarın birisi Müslüman olursa onlardan orijinalini alır getirir sana sen de ortaya koyarsın. Şimdi hepimizin elinde Tevrat'ın orijinal nüshasının olması gerekirdi. Ama tasdik yerine tahrif deyince elinde orijinal nüsa olan bile diyecek ki ya kardeşim bu adamlara verilmez ki bunlar tahrif diyorlar. Bu Tevrat biz bunlara inanmamızı istemiyor ki ben niye vereyim ona Değil mi? Şimdi görüyor musunuz? Bakın ne kadar bilinçli bir şekilde ilişkiler kesilmiş. Peki Resulullah döneminde bu iş yapılıyor da bugün yapılmıyor mu? Bugün bakın Avrupa'da bulunanlar lütfen dikkat etsinler. Amerika'da olanlar da baksınlar. İslam araştırmaları merkezlerinin tamamı bunların kontrolündedir. Biz oraya zeki çocuklarımızı gönderiyoruz. Avrupa'da doktora yaptı, Amerika'da doktora yaptı. E buraya da geliyor efendim Hepsi dok doktoru, fıkıh doktoru, kelamlar bunlar. Bu bu, bu, bu bu dine inanmayan bu, bu insanların yanında siz bu doktorları nasıl yapıyorsunuz ya? Papazın yanında yapılan doktoradan ne beklersiniz? Dikkat ediyor musunuz? Aynı oyun devam ediyor. Ve bunlar çok ustaca şey yapıyorlar. Bu işi devam ettiriyorlar. Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. Çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi mesela burada bir şey daha var. Şu mealler okuyayım. Maide Suresi 44. ayetin Diyanet'in meali. Bi mestuhfizu min Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için diye anlam verilir. Allah'ın kitabından bazı şeyleri Allah'ın kitabını kafalarında korusunlar diye. Yani kafaslarına yetiştir, yerleştirsinler. İyice isterleştirsinler Onunla hüküm versinler diye dendiği halde burada diyor ki ahbar ve ruhban şey Rabbaniler ve rahipler, ilim adamları ve din adamları diyor ki bak Kendilerini Rabbe adamış kimseler ile alimler de öylece hükmederlerdi. Niye? Çünkü bunlar Allah'ın kitabını kor korumakla görevlendirilmişlerdi. Allah'ın kitabını korumakla bir insan görevlendirilir mi? Bakın aynı ayette Yahkum bihinnabiyyunellezine eslemu kendini Allah'a teslim etmiş olan nebiler onunla hükmeder. Bak nebi olduğu halde orada bir eslemu vasfı veriyor Allah. Kendini teslim etmiş Allah'a. Peki nebilerden yoldan çıkanlar olabilir mi? Olur. Kur'an-ı Kerim'de var. O olmuş, kim çıkmıştır derseniz o ayrı bir konu ama olacağı Kur'an-ı Kerim'de var. Yani Zümer suresinin 65. ayetinde demiyorum Allah. Melekad uhi ileyk. Ya Muhammed sana şu kesin olarak vahiy edildi. Ve ilerlediğine min kabrik senden öncekilere de. Leyin eşrak tele yahbatan Hele şirke düş. Bütün yaptığın yok olur gider. E şirke düşmemiş olan nebiler bunu. Peki o nebilerin korumasına verilmiyor. Bir insanın korumasına verilir mi? Halbuki Allah'ın bütün kitaplarının ortak adı nedir? Neydi Fehmi? Açık mı şeyin? Böyle şey kapalı kapılarında konuşmak yasak. Allahü Teala'nın bütün indirmiş olduğu kitapların ortak adı zikirdir hocam. Ne diyordu şeyde? Enbiya suresinde. Ha da zikirmen ma'ye ve zikirmen kabri. İşte bu benim ve benden öncekilerin zikridir. Evet. Bak şimdi burada. Enbiya suresinin 24. ayeti. Ben de 322. sayfa. Diyor ki: "Emittehadu min dunihi aleha." Yoksa onlar Allah'la kendi aralarında bir takım ilahlara mı sarıldılar? Kul hatu burhanek. Delilinizi getir. Başka ilah olduğuna dair. <zikru> ma'ye. İşte bu benimle beraber olanın zikridir. Zikir. Bu kitabın adı ne? Zikir değil mi? Peki başka ve zikru <men> kabli benden öncekilerin de zikridir. A Kur Resulullah'tan öncekiler kimdi? Tevrat'tır diye. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri gelen kitaplar. Hepsinin adı neymiş? Zikir. Zikir. Yine aynı şekilde Nahil suresinde Diyor ki Allahü Teala 43. ayetinde ve mersenle min illa ileyhim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz erkekleri ancak elçi olarak gönderdik. Çünkü kadınların nezaketi o ağır görevde şey yapmaz gelirler, moralini bozarlar, onların e, rahatsız ederler falan. Onlar nazik bir yapıda oldukları için Allahü Teala onları bu ağır görevle görevlendirmemiş. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا Bakın bütün kitaplar zikir olduğuna göre ehle zikir ne olur? Zikrin yerine kitabı koy. Ehli kitap olur değil mi? Yani o zikirde ehil olmuş, uzman olmuş kişilere sor. Herkese değil. İşte uzman olmuş kişiler o bilgileri kafasına yerleştirenlerdir. Sor diye kim emir veriliyor? Önce Resulullah'a veriliyor. Sor deniyor. Git Yahudi'ye sor, git Hristiyan'a sor. De ki sizin kitabınızda bir hanım peygamber var mı? Öyle bir nebi var mı diye bir sor. Peki önceki elçileri neyle göndermiş? Bilbeyinati ve Zübur. Bakın Zübur, Zebur'un çoğulu Zübur. Geçen hafta Zebur konusunda konuşmuştu. Zebur neydi? Kitap. Bütün kitaplara verilen ad. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bu da Zebur. Bu da zebur. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün kitaplar zebur. İşte ne diyor burada? Bilbe yinati apaçık belgelerle bakayım bu, burada nasıl mana vermiş Diyanet'in şeyi. Ve kitaplarla demiş. Doğru mana vermiş. zübüre kitaplar demiş. Doğru. Gönderdik. Benzenle ileyke zikre. Bu zikri de sana indirdik. Öncekiler de zikir, bu da zikir değil mi? Lütübe yine nasıl? Bu insanlara gösteresin. Önceki zikir sahibi, yani Yahudisine, Hristiyanına, Budistine, Brahmanistine, ondan sonra Zerdüştüne, şeyine, Sabiisine, Hristiyanına, şeyine, Yahudisine gösteresin. Neyi göstereceksin? Manuz ile Onlar ne, ne indirir? Bak size bu indirilmiştir beyler. Diyeceksiniz. Ben her defasında öyle yaparım onlarla görüştüğüm zaman. Geçen de size söylemiştim ya Ramazan'da Türkiye'deki Katolik lideriyle beraber iftar ettik. Ya yani söyle sol yanımda oturuyordu. Ona dedim ki ya sizde Ramazan orucu tutanlar var mı dedim. Çok az dedi. Ya bu Ramazan'da oruç tutmak size de farz değil mi dedim. E farz ama ne yapayım tutmuyorlar dedi. İşte o zikirle gideceksiniz tamam mı? Bak işte siz, bu kitap sizin kitabınızdır. Öyle dediğiniz zaman onun da inanma görevi ortaya çıkıyor. İşte şimdi bu zikri Cenab-ı Hak korumuş. Hangi ayetteydi Fehmi? Hicr suresinde mi? allah Teala'nın indirmiş olduğu zikri koruduğunu söylediği ayet Hicr suresinin 9 numaralı ayettir. Estağfirullah. İnna nahru nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun buyuruyor Allah-u Teala bu ayette. Muhakkak ki zikri indiren biziz. Tabi burada çok vurgulu ifadeler kullanıyor. Arapçayı bilenler bunu rahatlıkla görebilirler. Ve onun koruyucusu da muhakkak ki yine biz olacağız şeklinde ayet-i kerime mevcut. Ya biziz diyor. Koruyan da biziz. Yani Adem'e indirilen de zikir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen de zikir. Koruyan kim? Allah. Allah insanlara bırakır mı ya? Ama işte bu şey bozulduğu için sistem bozulduğu için buralara o anlamlarda veriliyor. Yani biz hep bu şekilde yetiştirildik ya. Yani kolay değil ki. Şimdi size mesela geçen hafta anlattığım ders o dersi iki ay önce olsaydı anlatamazdım o şekilde. Yani hep öyle yetiştir, yetişmişsiniz. Kolay olmuyor. Yani evet bir şey anlıyorsunuz ama muhatabı öyle bir anlatacaksınız ki muhatap tatmin olsun. Mesela tatmin edici oldu mu geçen ayetlerden okudum. Tamam bitti. Ama o noktaya kadar gelmek çok ciddi bir emek sarf etmeyi gerektiriyor. Kolay değil. Dolayısıyla ben şimdi burada mesela bu meali verenleri kınamıyorum. Hepimiz böyle yetiştik yani. Bugünkü hayatlarda da aynı şekilde bugün dünyanın her tarafındaki İslam ve İslam dini eğitimi aynı. Şimdi buraya geliyoruz. Tekrar Diyor ki Allahü Teala ve men lem yahkum bima enzel Allah kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse feulaykumul kafirun onlar kafirlerdir. Hükmetmek derken ne anlarsınız? He? Yönetmek. Yani devlet başkanlığı falan. O zaman biz kurt bir yırttık. Biz yırttık öyleyse. Ya da hakim. Yani bizim hayatımızı uygulamayacak mıyız? Ha bitti. Hüküm kelime. mesela Kur'an-ı Kerim'de efendim devlet devletin organlarını anlatan bir ayet var mı? Devlet başkanının görevleri diyor mu? Ya devlet başkanı ile benim aramda ne fark var ki? Onun sadece sorumluluğu biraz fazladır. Yoksa aynı emir, emir ve yasaklarla ikimiz de muhatabız değil Onun biraz meşguliyeti fazladır sorumluluk alanları fazladır. O kadar. Hatta Allah'ın ayetlerine aykırı bir davranış olursa benim ona karşı çıkma görevim vardır. Şimdi mesela hükümler bir kitaplarda vardır. İbadetle ilgili hükümler. Mesela namaz kıl Allah'ın hükmü mü? Ben, kıl, ben namaz kılmam diyen ne yapar? Kafir olur. İşte oruçtur, hacdır, zekattır, faizdir, neyse artık ne varsa yani. Kuran-ı Kerim'de ibadetle ilgili hükümler var, inançla ilgili hükümler var, Efendim sosyal hayatta ilgili hükümler var, aileyle ilgili hükümler var, hepsi var. İşte hüküm, hüküm kelimesi aynı lem yahkum kelimesi de aynı kökten. Yani kim Allah'ın emir ve yasaklarını birinci sırada tutmazsa o ne olur? Kafir oldu bitti. Her insanı ilgilendirir. Şimdi burada da tutarlar. Efendim, şey yaparlar yani niyeti dini kullanarak devletele geçirmek olan bir takım kurumlar, şeyler var, kuruluşlar var. Mesela işte bundan bir, bir, birkaç yıl önce şey vardı. Eee halifeliği yeniden ihya edeceğiz diyen gruplar vardı. Bizim buraya da gelmişlerdi. Bir derse de katılmışlardı. Sonra Fatih Camisi'nde gösteri, yapmışlardı. Şimdi bütün bu gruplar bu tür ayetleri istis istismar ederler. Efendim işte kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez onlar kafirlerdir. Siz seçimlerde kafirlere oy veriyorsunuz. Siz de kafir oluyorsunuz. Değil mi? Öyle diyorlar. Lan kardeşim seçimlerde bana sen is İslam'la hükmet mi istersen yoksa küfürle hükmedeni mi istersin hükmeden mi, mi soruyorlar yoksa şu iki adamdan hangisini beğenirsin diye mi soruyorlar? Üçüncü, şu, şu, adamı, üçüncü şu adamı isterim diye hakkımız var mı? Ya demokrasi dediğiniz şeydir yani. Devlet ne derse o olur. Şeyin e, te teokrasinin ya da dikta rejiminin biraz yumuşatılmış şeklidir. O kadar başka bir şey değil yani. Onun için ben sınıfta hep talebelere şunu söylerim. Bak ben demokrat adamım ben ne dersem o olur. Böyle <laughs> değil mi? Ha? Ama Cenabı ı koyduğu sistemde sadece doğrular geçerlidir. Ama o da zaten teokratik bir hale getirilmiş daha sonra. Ve adına da İslam demişler. Neyse. Şimdi kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Peki bugün bakın az önce Tevrat'ın Allah'ın kitabı şey Musa Aleyhisselam'a indirildiği konusunda bütün bizim kitaplar ittifak halindedir değil mi? E Kur'an'da böyle bir şey yok. E, Zebur kelimesinin de bir kitap olduğu belli. Ayrı bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala diyor ki işte gulu amennâ billâh'' biz Allah'a inandık deyin. Bakara suresinin e, kaç? Y 106 mıydı neydi? 136 mıydı? Bakara suresi. Bakara Bakara. Bakara'ya bir bak. Bu şeyde. 136 evet. mıydı? Kul amennâ ve mâ unzile ileynâ deyin ki biz Allah'a inandık. Bize indirilene. Ve mâ unzile İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakup. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a indirilene inandık. Ve burada dikkat edin. Ve mâ Musa. Musa'ya verilene. Bu da verilen kelimesi. Ve İsa İsa'ya da verilen. Çünkü Musa'ya evet kitap, ver, kitap da verilmiş ama bir de öncekiler de verilmiş. Şunlarla da hükmedeceksin demiş. İsa Aleyhisselam'a İncil indirilmiş ama şu Tevrat'ta da hükmedeceksin demiş. Bak ifadeler de çok dikkat edilmesi gereken şekil. Ve me utiyen nebiyyune min Rabbim. Nebilerin Rablerinden verilenlere inandık. Peki burada İbrahim'den başladı. E, Şura suresinde aleküm aleyküm din ma vessabihi Nuhan 13. ayette Allah Nuh'a neyi emretmişse onun için size, size bu dinin şeriatı yapmıştır. Ali İmran suresinde Adem aleyhisselamdan son nebiye kadar bütün nebilere kitap ve hikmet verilmiştir deniyor. Peki şimdi Şimdi bu kadar ay ayetler açıkken bir de ar ar arkasında da ne diyor? Diyor ki şeyde eee Fe'in amenu 137 Bir müslüma amen, amentum bih onlar da sizin inandığınız gibi inandırlarsa fakat bir yola gelmiş olurlar. Peki biz Müslümanlar olarak İsmail Aleyhisselam'a kitap indirildiğini biliyor muyuz? Var mı kitaplar? E Kuran'da var. Şimdi Kur'anla mı hükmediliyor? E i̇şte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin arasına girmiyor muyuz? He? E peki Musa'ya Tevrat indirildi demiyor. Sen diyorsun ki Musa'ya Tevrat indirildi. E ne oluyor? Tüm sistemi çökertiyorsun. Ondan sonra da bu insanlar bize niye inanmıyor diyor. Niye inansın ki kardeşim ya? E şeyler de öyle yani. İbadet konularda öyle. Şimdi ben şimdi Ahsen Hanım'ı buraya alsam desem ki şöyle kadınlarla ilgili bir yarım saat konuş, eline bir sopayı alır. <laughs> neler söyler neler değil mi? Yani gerçekten bakıyorsunuz ki Allah başka bir şey demiş. Mezhepler başka bir şey demiş. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Sözünü alın ortaya koyun. Bir de Müslümanları tağutlukla suçlayanları şey yapın. Hangisi tağut çıkar? Sen bu konuda kitaplar yazdın. Evet Aydın Hoca. Benim en ağırlık konularımdan birisi bu ve men lem yahkum bime enzelallah fe ulaikumul Şimdi da Dağıstan'da bununla çok karşılaşıyordunuz değil Evet mi? evet çok tartışılı, tartışılan bir konu. Kim Allah'ın hükmünü hükmetmezse kafirlerin ta kendileridir ayetiyle ilgili çok gençler kandırılarak hatta bizim birçok öğrencilerimiz de samimi olmasına bakmayarak bu bu ayetin bu özellikle yani samimi oldukları için oyuna gelmişler ve e, birçoğu da şu anda yani kimlerin oyuncakları haline gelmiştir. Şimdi bu ayette Rabbanilerden ve ahbarlardan bahseder. Biliyorsunuz ki İslam dininde e, özel din adamı sınıfı, kurumu diye bir şey olmaz. Ama Yahudilerde bu vardır. Yahudiler kendilerine has bir kurum oluşturdular ki bu kurumu da neden oluşturdular? Yani halka dediler ki siz bundan bu kitaptan anlamazsınız. sizlik değil. Biz sizinle ilgili hükmü biz veririz. Biz kuralları koyarız diye. Halbuki Allah Teala da ayette belirttiği gibi yani Rabbaniler de, Nebiler de ve ahbarlar da Allah'ın hükmüyle hükmetmekle görevli idiler. Fakat ne yaptılar? Allah'ın kitabını siz anlamazsınız diyerek kendilerini yeni bir Tana, Tora veya Mişna, Kamara diye e, oluşturdular. Allah'ın kitabı yanında hadisler ve diğer icmalarını oluşturdular. Ve bundan sonra da allah Teala işte onlar e, bu kendilerine olan has olan makamlarını su istifade ederek Allah adına hüküm vermeye kalktılar ve Allah aynen bizdeki gibi yani Allah'ın kitabı yanına birçok e, kaynaklar oluşturdular. E, şimdi bu ayette söyleniyor. Ve men lem <laughs> enzel Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Şimdi ben size soruyorum. Allah'ın indirdiği ne? Nedir Allah'ın indirdiği? Allah'ın kitabı. Yani şu anda ne ahbarlar yani Yahudiler veya diğer mezhepler Allah'ın kitabıyla mı hükmediyorlar? Ediyorlar mı? Yani e, hükmettikleri en son icmadır. İcma ile hüküm veriyorlar. Şimdi maalesef bu son ayeti siyasete de alet ederek sadece devlet kurumlarına has kılarak yani işlerine geldikleri zaman bu siyasi mesele olarak yani Allah'ın işte ta tağut sistemine siz oy veren oy mu vereceksiniz veya hatta Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir devlet sistemine makamına siz oy mu vereceksiniz diyerek halbuki bu her bir kesi ilgilendiren ve her bir kesinde hayatına yansıtacak Allah'ın hükümleridir bunlar. Kim Allah'ın hayatında hükümlerini yansıtırsa, eksettirirse demeli o Mümin Müslümandır. Kim eksettirmişse bu devlet kurumuna ait bir görev değil ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek. Her birimize ait bir Evet yani bir de şu bir... şeye bak mesela evet. hangi Allah'ın nebisi devlet kurmak için ortaya çıkmış? İnsanlardan bir şey istiyorlar mı? Ne mal istiyorlar? Ne mal. Ya ben hiçbir şey istemiyorum ama sadece bir devlet kuram. Daha ne isteyecektin kardeş? De devleti istiyorsun. Daha ne istiyorsun? Daha ne isteyeceksin? Şimdi de şuna bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir? Yok yok ne hangi zaman hangi sebeple hangi şartlarda? Öldür öldürmeye karar verdiler. O zaman gitti. Peki Musa Aleyhisselam da öyle yapmadı mı Mısır'ı terk ederken? Şimdi peki Yusuf Yusuf suresi var koskoca. Yusuf Aleyhisselam'a kimin veziriydi? Melikim. Müslüman bir adamın mı? E ee? Ya şimdi bakın. Bu yine çok büyük bir oyun. Ona da çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi siz herhangi bir ülkede devletin yönetimine talip olsanız siz o ülkede çok rahatlıkla suçlu pozisyonuna düşürülebilirsiniz. Değil mi? Çünkü bizim elimizden bunları al alacaklar. Ama dikkat edin, Allah'ın Rasulleri insanlara öyle tebliğlerde bulunuyor ki o insanların bunlara hayır demesi mümkün değil. Çünkü çok doğru şeyler söylüyor. Mesela Resulullah Sallallahu aleyhi Rasulullah Mekke'deki Yürürlükteki kanunlara göre suçlu sayabilmişler miydi? Ne yaptılar? Bütün kabile reisleri toplandı da hep birlikte öldürme kararı verdiler ve kararı da her kabileden birer kişi uygulasın ki işte şey suçu paylaşsınlar. Musa Aleyhisselam'ı Firavun suçlu sayabiliyor muydu? Suçlu, o Firavun idaresine suçlu pozisyona giriyor muydu? Ya kardeşim, dünyada ben tek başıma da kalsam Müslümanlığı yaşamayacak mı? Allah benden devlet kurmamı istiyor mu? Sonra Allahü Teala ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz diyor. Efendim yani yarın devleti hakimiyetimiz altına almak nasip olursa elbette ki o zaman Allah'ın emrettiklerini yerine getireceğiz gücümüz yetiyorsa. Ama bu bizim için bir hedef olmaz. Bizim için tek hedef Allah'ın dinini yaşamak olur. Şimdi ben kendi evimde Allah'ın hükümlerini yerine getiririm. Niye? Elhamdülillah ben de Müslümanım, eşim de Müslüman. Çocuklarım da Müslüman. Ama eşim Müslüman olmayabilir değil mi? Nuh aleyhisselamın eşi Müslüman mıydı? E Lut aleyhisselamın eşi neydi? Peki bu bunlar Müslüman değildir diye onlar dışarı mı attılar bu büyük bir elçiler, Allah'ın nebiileri? Eşleriyle ilişkiyi kestiler mi? E O zaman bu ne demektir? Benim eşim Müslüman değilse benim evimde ben gücümün gittiği kadar İslam'ı uygularım. Eşine de namaz kıldıracaksın? Vay böyle şey olur mu ya? İbadet benim için yapılmaz, Allah için yapılır. Eşi için yaparsa o zaman işi münafık olur. Ne işe yarar ki? Kendine düşman elde etmiş olursun. Gizli düşman. Bir de ka karşındakinin kişiliğine saygı göstereceksin ki o da azıcık senin dikkate alsın. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Dini yaşanmaz hale getirmişlerdir. Efendim işte Allah'ın nedir diye hükmetmenler kafirlerdir. Bu devlete biz hakim olmalıyız. E gidin oğlum. Hadi gidin. Bu ne demek ya? Hangi ayet sana böyle bir şey söylüyor? Abi Kur'an-ı Kerim'de bize örnek olan Allah'ın nebileri ne diyor? La eselüküm aleyhi min ecni ecriyle rabbil alemin. Ben bundan dolayı sen hiçbir şey karşılık, hiç karşılık beklemiyorum. Benim karşılığım alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Zaten karşı birisinden bir şey alırsanız emir de alırsınız. O bir şey aldığınız yalnız Allah'sa yalnız Allah'ın emrini alırsınız. Ve Allahü Teala da sizi hiçbir zaman hiçbir şart altında korumasız bırakmaz. O da her şeye gücü yetendir. Her zaman vardır, her yerde vardır. E buna inanmıyorsan zaten sen ne işin var bu sahada kardeşim? Evet var mı söyleyeceğin varsa? Evet şimdi <laughs> onun için bak dikkat ediyor musunuz tekrar ayetler farklı anlamlara çekilerek Müslümanlar bulundukları yerde problem çıkarır hale getirilmişlerdir. Geçen hafta mı ondan önceki hafta mıydı? Derste konuşmuştuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ha e cumartesi dersinde konuşmuştuk. Hudeybiye'ye gitti. Tam Mekke'ye girecek gücü varken Allah'ın emriyle girmedi. Çünkü orada diyor ki şeyde Fetih suresinin 23. ayeti mi baksana 48 Diyor ki velavla rijalun mu'minun ve, ve nisa'un mu'minat lem ta'lemuhum fetudahuhum bideir bi ilm fetusiba bikum minhum ma'arfe şey, e, lem minhum ma bi ilm Orada mümin kadınlar ve mümin erkekler var siz tanımıyorsunuz. Mekke'de Müslüman olmuşlar ama siz tanımıyorsunuz. 25. ayet. 25. 25. ayet mi? Evet. Eğer onlar olmasaydı diyor, sizin, sizin bilmediğiniz e, ve ondan dolayı da size bir e, utanç dokunacak olmasaydı Allah Mekke'ye girmenize müsaade ederdi. Bakın mümin erkek, mümin kadınlar onlara zarar verebilirdiniz. Bugün olsaydı ne denir? Kabe'yi kurtaracağız. Demez mi? Mescid-i Aksa'yı kurtaracağız diye neler oluyor şeyde? Filistin'de? Ya Mescid-i Aksa mı önemli? Herhangi bir kişinin burnunun kanamaması mı önemli? Bakın hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyanınız var mı Mekke'deyken? Biz Kabe'yi kurtaracağız. Biz Mekke'yi kurtaracağız dediğine dair bir kelime duyanınız var mı? Var mı kitaplarda böyle bir şey? Ama bugün ne oldu? Ne oluyor? Burada Kudüs'ü kurtarma bitikleri yapılıyor. Ulan kardeş hele sen şu bir Müslüman ol da önce ondan sonra bir bakalım. Ya ne demek Kudüs'ü kurtarmak? Ne demek Mekke'yi kurtarmak? Sen Müslüman olman lazım. Yani hep böyle insanların duygularına hitap edeceksiniz. Vay işte şunu şöyle yapın. Kardeşim o zaman da ne oluyor? İlişkiler menfaat ilişkisine dönüşüyor onun menfaatiyle senin menfaatinde ters düşünce başlıyorsunuz çarpışmaya. Ama Resulullah'a ordu gönderenler bile ya, haksız olduklarını gayet iyi biliyorlardı. Onun için başarılı olamıyorlar. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Hakikaten bakın ve <laughs> menlem yakun yahkum bima enzelallah. Allah'ın indirdiğiyle kim hükmetmezse fe ulaihe'l kafir onlar kafirlerdir. Tamam. Peki Allah'ın indirdiğinde hiç Kabe'yi kurtarmak var mı? Mekke'yi kurtarma var mı? Peki insanlara zarar vermeme var mı? Var. İnsanın malı, canı, namusu, her şeyden önemlisi hürriyeti çok önemli değil mi? Ya şu şeye bir bakın. Esir alıyorsunuz esir sizi Mekke'den çıkmak zorunda bırakan Mekkeliler esir oluyor size. Bu insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve öldürülmesi için karar almışlar. <laughs> o ne yapmış? Kaçarak kurtulmuş. O da şeyle onları onlara karşı bir oyun oynayarak önce Taif tarafına gidiyor. Çünkü tam zıt taraf Mekke Medine'nin zıttı. Sonra ortalık düzelince Medine'ye doğru gidiyor. Peki böyle bir durumda seni de öldürmek için gel o ordu çıkarmışlar ve bu insanlardan esir almışsın. Bugün esirler ne yaparlar? Derilerini yüzmezler mi? Allah ne emretti? Sizin sev se çok sevmenize rağmen onları yedirirsiniz dedi. Çok istediğiniz şeylerden onları kendi nefsinize tercih edeceksiniz. Ya bir, bir esir, siz esir olsanız size karşı birisi böyle davransa ona karşı hiç içinizde düşmanlık kalır mı? Ondan sonra geliyor, diyor ki tamam sizi serbest bırakacağız. Tamam içinizde şunlar şunların fakir olduğunu biliyoruz. Hadi siz gidin diyor. Ama siz zenginsiniz. Siz de can bedeli ödeyin gidin. Ödeyinceye kadar evimizde en aziz misafirsiniz. Evde misafir. Öyle toplama kampı falan filan değil. Peki bu adamlar geri döndükleri zaman ne diyecekler? Düşmanlık kalır mı bunların içerisinde? Peki bu din bugün bu, 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 halde mi? Bugün mezheplerin tamamının ittifakı ne? Esirler öldürülür. Vay be! Sen hangi dinin mensubusun? Allah'ın indirdiğinde bu hüküm var mı? Bir hava atıyorsun. Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler kafir olur. Önce sen kendine, sen kendine bir bak bakalım. Ondan sonra köle veya cariye yapılırlar. Vay be! Çok affedersiniz cariyelerinde cinselliğinden yararlanıyorsunuz. Ulan nikahsız ilişkiye Kur'an-ı müsaade ediyor mu? esirle esirlerin bile nikahsız ilişkisini açıkça yasaklayacak. Sen o ayeti hiç görmezlikten geleceksin. Kitaplarını almayacaksın. Ondan sonra da Müslümanım diyeceksin öyle mi? Sonra da başımıza bu gelenler nereden geldi? Sen duvet ki bu kadar geldi. O sokaktaki bu işlerden haberi olmayan samimi kişilerden dolayı Cenab-ı seni koruyor. Yoksa sen Allah. ya şimdi bunlar Müslüman mı? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler grubuna girmiyor mu? Ya böyle şey olur mu? Peki o zaman Kur'an-ı Kerim'deki gibi İslam'ı anlatsanız yeryüzünde insanlar size işte düşman olurlar mı? ve de şu anda dini en iyi anlatmanın zamanıdır. Tüm tüm insanlarda çok ciddi bir bunalım var. Tam zamanıdır bunu yapmak zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Hadi, sağ olun,